3474 nolu rivayet. Zikru Cabir ibn Abdullah el Ensari. Cabir bin Abdullah el Ensari, Ensardan. Cabir bin Abdullah'a geldi sıra. 3474 nolu rivayet. Akhbarana Muhammed ibn İshak ibn Huzeymata. Bize Muhammed bin İshak bin Huzeyme haber verdi. Haddesena Ahmed ibn Abdata. Bize Ahmet bin Abde anlattı. Haddesena Hammad ibn Zeydin. Bize Hammad bin Zeyd anlattı. An Amr ibn Dinar'in. O da Amr bin Dinar'dan. An Cabir'in. O da Cabir'den. Anne ebâhu helake. Babası helak olmuş. Yani vefat etmiş. Gitmiş. Allah yolunda katledildi. Şehitlerden. وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ ve 9 kız kardeş bıraktı. اَوْ سَبَعَ بَنَاتٍ veya 7 kız kardeş bıraktı. قَالَ diyor ki Cabir radıyallahu anh فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ben de Resulullah'ın yanına gittim salat ve selam üzerine olsun. فَقَالَ لِي bana dedi ki تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ evlendin mi ey Cabir? قُلْتُ نَعَمْ dedim ki evet evlendim. قَالَ dedi ki بِكْرًا bakireyle mi evlendin? اَوْ ثَيِّبًا yoksa dulla mı evlendin? قُلْتُ dedim ki بَلْ ثَيِّبًا yok dulla evlendim. قَالَ dedi ki bana فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ genç bir kız olaydı da onunla oynaşaydın, o da seninle oynaşaydı. وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ onunla gülüşeydin, o da seninle gülüşeydi. فَقُلْتُ ben de dedim ki اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَاتَ Abdullah öldü biliyorsun. Bak babam şehit oldu falan demiyor. وَتَرَكَ تِسَعْ بَنَاتٍ geriye 9 kız bıraktı. اَوْ سَبَعْ بَنَاتٍ veya 7 kız. Bu veya ile söyleyeni Abdullah değil kuşkusuz. Sonraki rahibelerden biri. وَاِنِّي كَرِهْتُ اَنْ اَجِئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ben de kız kardeşlerimin yanına aynı onlar gibi bir kız getirmek istemedim. وَاَرَدْتُمْ رَأَةً dolayısıyla olgun bir kadın istedim ki تَقُومُ عَلَيْهِنَّ onların başında durabilsin. Yani onları eğitsin, onlara annelik edebilsin diye. Bunu duyan Allah'ın Resulü فَقَالَ لِي bana dedi ki بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ Allah senin için mübarek kılsın. Bu okuduğumuz rivayet nerede var? Tabi bugünlerde Buhari'de bu rivayetin kaç türünü okuduk bilmiyorum. 6-7 tane versiyonunu okuduk. Bu olay aslında bir gazve dönüşü gerçekleşiyor. Evet. Medine'ye yaklaşınca Resulullah'ın yanına gidiyor Cabir. Diyor ki siz burada konaklayacaksınız ama bırak beni ben gideyim Medine'ye. O da hayırdır diyor. Ya ben yeni evlendim diyor. Ben bir an önce gideyim. O da ne zaman evlendin? Dul mu aldın, kız mı aldın diye soruyor. Bu konuşma aralarında geçiyor. Öncesinde de yoldayken devesi geri kalır dururmuş. Bir su beygiri şey su devesi yani su taşıyan bir deve ona binmiş. Dolayısıyla kervan yolculuğunu bilmiyor deve. Geri kalınca Resulullah geldi arkadan devemi bir miktar dürttü. Bu sefer devem öne geçmeye başladı diyor. Sonra da dedi ki senin bu deveni ben alayım iyiymiş dedi. Ve işte sattım ona deveyi falan uzunca böyle birkaç belki 4-5 rivayet örneği okuduk Buhari'de. O yüzden biliyoruz arkadaşlar o yüzden Buhari dediler. İmam Buhari bu hadisi 5052 numarayla ennefakat infak nafakalar bölümünde vermiş. Bab başlığı olarak da bu hadise daha biz oralara gelmedik. Orada da okuyacağız demek ki bir daha. Evet, bu versiyonunu da göreceğiz yani. اَعَوْنُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
fi veledihi, kadının kocasına çocuklar hususunda yardım etmesi diye bab başlığı koymuş İmam Buhari. Demek istiyor ki kadının bu noktada bir rolü vardır. Çünkü Resulullah bunu duydu, şey demedi. Ya olur mu elin kadını senin babanın kızlarına bakmak zorunda değil. Sen onların başına getirmişsin, hizmetçi mi falan demedi. Ha, bu koşullarla evlenmiş, bu şartlarda evlenmiş, gelen kadın da bu yükümlülüğe girerek o evliliği kurmuş. Dolayısıyla bu bir akittir. Hani temelden böyle bir sorumluluğu var mı? Yok. Ama bu akit içerisinde bu sorumluluğa isteyerek giriyorsa o zaman o onun sorumluluğudur. Yani söz gelimi bugünlerde mesela çok sık seslendiriliyor. Ev işleri falan. Kadının böyle temelden bir sorumluluğu var mı? Yok. Ama beyi bu koşullarla ben böyle bir hanım istiyorum. İşte evinde duracak. Ondan sonra benim yemeklerimi yaparsın sen de. Çocuklara bakarsın. Ben de dışarıdan kazanıp getiririm. Böyle bir şey düşünüyorum. Biçiminde ki toplumumuzda örf bunu standart hale getirmiş neredeyse. Tabii yani hani hazır anlaşmalar var ya, hazır anlaşma bu sanki de. Dolayısıyla bu bağlamda girilen ilişkide bu ödevdir gerçekten. Ama hayır, böyle bir ödevi ben kabullenmek istemiyorum diye örfün standart olarak sunduğu bu şeyin dışında bir evlilik kuracaklar, bunu söyleyebilirler. Doğasında böyle bir zorunluluk yok kadının evin işini yapmaya. Doğasında yani işin özünde böyle bir yükümlülüğü yok. Ama bey de bunu bileydi, adam da baştan ona göre şey yapsaydı yani. Ben senin bak evin hiçbir işini yapmam. Ondan sonra anana bakmam, evde varsa anne. Babandan kalma kız çocuklarına veya önceki eşinden veya diğer eşinden asla bunlarla ilgilenmem. Anlaşıp uyuşma olmazsa zaten akit gerçekleşmez. Dolayısıyla bu bir akittir. Ve Allah Azze ve Celle evful ukud, akitlere vefa gösterin diye buyuruyor. O sebeple işin başında her şeyi açıklıkla konuşup akdi doğru oluşturmak lazım ki ileride hevesler çekilince insanlar birbirleriyle didişmesin. Bak Cabir böyle bir akt ile, böyle bir düşünceyle o kadınla evlilik yapmış. Cabir neye rıza gösteriyor? Yaşlı olmasına. Cabir de diyecek ki yani çocuklara bakmayacaktın sen. Ben o zaman niye seni aldım? Ben de Resulullah'ın dediği gibi gider bakire alırdım, oynaşırdım, gülüşürdüm. Niye olgun kadın aldım? Demek ki herkes koşullarınca bir birliktelik oluşturmaya doğru gidiyor. Dünya her şeyin ideal yaşandığı bir ortam değil. Sınav ortamı. Hocam şu anda bunu bilmedikleri anda %50'den fazlası evde yemek yapmıyor. Bir de bunu bir açtılar da yapmıyor. Onlar hep lokantalara gidiyor. Kesin bir şey. Yani şu ortamda erkek bunu söylememiş olsa bile söylenmiş varsayılır. Çünkü bu standart. Herkes bunun için evlilik yapıyor. Yani kız daha konuşurken diyebilir mi? Bak ben senin elbiselerini ütülemem. Ben hiçbir ev işi yapmam. Bunu diyerek evlenebilir miydi annemiz babamızla mesela? Alır mıydı? Babam alır mıydı onu mesela? Öyle düşünelim. Çünkü bu artık standart. Bu toplumda hakim olan düşünce. Ama şu anda o standarttan hafif uzaklaşılmış durumda. Dolayısıyla evlilik yapacakların bu manada uyanık bulunması ve neyi istediklerini açıklıkla söyleyebilmesi lazım. İleride sen söyleseydin ben seni almazdım veya karşılıklı olabilir bu. Durumuna koymamak lazım. Müphem muğlak bırakmamak lazım. Müphem muğlak bırakanın hukuken dezavantajlı olacağını da bilmek lazım. Tabii açıklıkla söylemekte fayda var. Tabii akdin yenilenmesi, revize edilmesi her zaman mümkün. Cenab-ı Hak bunun tekrar yenilenmesi, şartların yeni durumda güncellenmesinin önünü açıyor. Bussulhu hayr ve ahdiratil enfusuş ve in imra'atun khafet min ba'liha nushuzan ev i'radan fela cunaha aleyhima en yusliha beynehuma sulha. Yeniden tekrar tarafların anlaşabileceği bir zemine geçmekte, yani ilk baştan böyle konuşulmuş olsa bile bugün için artık gitmiyorsa, ayrılıktansa yeni bir anlaşmaya geçmeyi Cenab-ı Hak öneriyor. Yani ha baştan böyle konuşuldu, ebediyen sen de buna mecbursun, ben de buna mecburum diye bir şey de yok. Öyle bir şey yok. Katolik nikahı gibi.
Yani karşılıklı bu birliktelik bir barış, bir huzur, bir karşılıklı yarar sağlıyorsa, anlamlıysa devam eder. Anlamını kaybettiğinde Cenab-ı Hak tam ipleri koparmadan yeni bir anlaşma kurmayı öneriyor. فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٍ. Ayrılıktansa barış daha hayırlıdır. Sevde anneniz mesela iyice yaşlanınca Allah'ın Resulü salatü vesselam üzerine olsun boşamayı düşündü. Annemiz bunu fark etti. Kendisini boşamaktansa ona bir öneriyle geldi. Dedi beni boşama ama benimle geçirdiğin geceden ben en çok sevdiğin Ayşe lehine feragatte bulunuyorum. Yani benle kalacağın geceyi Ayşe ile kal. Bu da Resulullah'ın işine geldi. Kabul etti Allah'ın elçisi. Ve annemiz, annelerimiz arasında nikahında kaldı sevdi annemiz. Ki Hazreti Hatice'den sonra evlendiği ilk kadındı. Ama artık ondan sonra gecelerini onda kalmıyordu. Gün içinde uğruyor tabii. Bütün eşlerine uğruyordu gün içerisinde. Yeni bir anlaşma kuruldu ve taraflar bu yeni durumda yeni anlaşmayla devam ettiler. Dolayısıyla güncellemenin tabii ki önü her zaman açık. Hocam, evet. Hocam bir de bizim buradaki şu an kültürler biraz farklı değil mi? Yani hani şeyi tanıyoruz yani, tanıyoruz aslında. Mesela bir düğün yapmış olsa çağırmıştı muhtemelen. Ama bizimki gibi bir düğün yapsaydı yarımada duyardı. Bırak Medine'deki diğerlerinin duymasını. Yani o kadar şaşalı bir olay değil evlilik. Sade insanlar arasında bir akit olarak yaşanıyor. Ve resmi bir olay da değil dikkat ederseniz. Devletin başındaki kişi resmi olsa onun haberi olur. Resmi değil, sivil bir olay. Yani iki kişi arasındaki sivil bir olay. Ama diğerlerinin tanıklığı içerisinde. Çünkü bunlar yarın birbirlerine düşerse onların hangi akit üzere anlaşma kurduklarının tanığı lazım. Böyle bir hadise. Dolayısıyla Resulullah bilmeyebiliyor. Ya sen evlendin mi? Hayırdır? Ne zaman evlendin? Kimle evlendin? Diyebiliyor. Bu Cabir gibi yakınında bulunan bir kimse, yine aynı şekilde Abdurrahman bin Avf gibi yine hicret eden muhacirinden birisi de, ya o nedir o sarı bir şey takmışsın falan? Evlendim diyor. Ha, ne zaman evlendin? O zaman bize bir yemek yedir. Peki, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.